seviyesinde açmış oldunuz. Hani bir aksama olması düşüncesiyle bunu arz ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, inşaatları devam eden Yeşilkent Kavşağı ve Samsun Şehir Hastanesi bağlantı yolunda incelemelerde bulundu. Bakanlığımızın Samsun'a yaptığı birçok hizmet var ve yapımı devam eden hizmet var. Aynı şekilde yine planladığımız hizmetler var. Bu kapsamda da bugün biraz önce Samsun, Ankara ve çevre yolunun birleştiği ve yine batı tarafa doğru seyahat imkanı veren Recep Tayyip Erdoğan bulvarının birleştiği, otogarın olduğu Samsun'un tam girişinin kilit noktasında Yeşilkent'te bir kavşak çalışmamız var. Bu kavşak çalışmamız tabii şehir içerisindeki kavşak çalışmalarından ya da yapım çalışmalarından etkilenen bazı olumsuzlukları elbette var. Ondan dolayı doğru bir yöntemle trafiği de mümkün olduğu kadar rahatsız etmeden, aksatmadan bir çözüm üretme noktasında Büyükşehir Belediye'mizle beraber bir karar aldık ve ihalesini yaptık. Ve aşağı yukarı işin genel anlamda önemli imalatlarının bittiğini söyleyebilirim. İnşallah Kasım ayının içerisinde biz Yeşilkent Kavşağı'nı bitirerek direksiyonel kavşak dediğimiz, yani sürücünün belli hız sınırları içerisinde rahatlıkla kullanabileceği, sinyalizasyonun olmayacağı, durma kalkma ihtiyacının olmayacağı bir kavşakla beraber biz Samsun'un hem batı yönünde, hem doğu yönünde, hem kuzey hem güney yönünde ve civarındaki bütün yerleşimlere hizmet edecek olan çok kıymetli, önemli bir kavşağı inşallah Kasım ayı içerisinde hayata geçirmiş olacağız.